Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı yerde evler çöktü çökecek. Tarsus'taki gizemli kazının yapıldığı ev çöktü çökecek hale geldi. Aylarca konuşulan evin her tarafında çatlaklar oluştu. Kırmızı evin sahibi 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Konuşacak muhatap bulamıyoruz, dedi. Polis memuru Mithat Erdal'ın 2012'de öldürülmesi olayının aydınlatılması amacıyla başlatıldığı öne sürülen ve bir yıl süren Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki kazı, geçen Kasım ayında bir anda sonlandırıldı. Özel harekat polisleri tarafından korunan bölgeye uzun süre kimse alınmadı. Resmi makamlarca sadece, bir adet sikke, kırık sütun parçası ve seramik parçaları haricinde envanter niteliğinde kültür varlığına rastlanmadı, açıklaması yapıldı. Yemeklerin parasını ÖDEMEDİLER. Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre, gizemi nedeniyle ülke gündemine oturan kazı çalışmaları sırasında evinin ekip tarafından karargah olarak kullanıldığını söyleyen Kırmızı Evin sahibi 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, mağdur olduklarını anlattı, bir gün kapımız çalındı. Kazı ve inceleme yapacaklarını ve bir süre burada kalacaklarını söylediler. Yemek şirketimiz var. Kazı ekibine, 50 kişilik olmak üzere günde 2 kez yemek vermeye başladık. Şirketimiz aracılığıyla verdiğimiz yemeklerin ilk 3 aylık ücretini ödediler. Yemeklerin parasını ödemediler. Tarihi eserlerin arandığını, bir şey bulunursa bizlerin de çıkanlardan hak sahibi olduğumuz söylendi. Evimiz çöküyor, muhatap yok. Çalışmaların ilk birkaç ayında, kazı ekibine, bağlanan kablo aracılığıyla evinden elektrik de verdiğini anlatan Atasever, sokaktaki elektrik direğinden kaçak hat çektiler, dedi. Eski evlerinde 4 yıl önce kapsamlı tadilat yaptıklarını kaydeden Atasever, bizlere sürekli olarak, sizleri mağdur etmeyeceğiz, demelerine rağmen mağdur olduk, evimin her tarafında çatlaklar var, kazıyı bitirip gittiler. Bize büyük zarar verdiler. Korkarak oturuyoruz, evimiz çöküyor, muhatap bulamıyoruz, diye konuştu. Kırmızı evin yanı sıra diğer evlerin duvarlarında da ciddi çatlaklar ve çökmeler yaşanmaya devam ediyor. Kazının yapıldığı alanın ise harabe şekilde beklerken, yabani otlarla kaplandığı görüldü.